iki sevindirici haber var sırada sayın seyirciler. Biri, yaşlılık döneminin korkulu rüyası Alzheimer. Şimdiye kadar tedavisi yok denilen Alzheimer'da nihayet hastalığı durduracak bir ilaç bulundu. Bir diğer haberde diğer kanser türlerine oranla daha nadir görülen yumuşak doku kanseriyle alakalı, hayvan deneylerinden başarıyla geçen ilaç hastalarda da başarılı olursa yumuşak doku ve prostat kanserinin tedavisi mümkün olacak. Maalesef Alzheimer'ı şu anda tamamen engelleyen bir ilaç bildiğim kadarıyla yok. Şimdiye kadar tedavisi yoktu. Kullanılan ilaçlar sadece hastalığı yavaşlatıyordu. Araştırmalar meyvesini verdi. Yaşlılık döneminin korkulu rüyası Alzheimer hastalığına çare olacak ilaç bulundu. Zamanla artık hafızamızı yitirmeye başlıyoruz. Bazı yapmamız gerekenleri vücut unutmaya başlıyor ve bu da beynimizde bazı proteinlerin birikmesinden dolayı. Bu geliştirdiğimiz ilaç da bu proteinleri inhibit ederek, yani yasaklayarak, onların oluşmasını engelleyerek Alzheimer'ın durmasını sağlayacak bir ilaç olarak ümit ediyoruz. Mucize gibi ilacı İstanbul'da özel bir üniversitenin tıbbi farmakoloji anabilim dalı başkanlığını yapan yardımcı doçent doktor Mustafa Güzel anlattı. Güzel, yurt dışındaki diğer meslektaşlarıyla birlikte 2003 yılından beri Alzheimer'a çare olacak ilacı araştırıyor. Tayvan, Amerika ve Kanada'da hastalar üzerinde denenen ilaç %66 başarıya ulaştı. Yani Alzheimer'ı durdurdu. 500 hastaya denendi, 350-400 hastada başarı sağlandı. O yüzden zaten Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi hızlı takip listesini aldı ve faz 3 çalışmaları ciddi bir şekilde başladı. Özel bir üniversitede bu yıl üçüncüsü düzenlenen İlaç Tasarım Kongresi'nde ilaç keşiflerinde gelinen nokta anlatıldı. 7 milyon ilacın bir ilaç hedefte taranması mümkün değil. Ama bunu bilgisayar ortamında çok hızlı bir şekilde paralel simülasyonlarla gerçekleştirebiliyorsunuz. Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünden Profesör Doktor Aykut Üren, yumuşak doku kanserleri için de bir ilaç üzerinde çalışıldığının müjdesini verdi. Hayvan deneyleri tamamlanan ilaç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay aldığı takdirde hastalar üzerinde de denenmeye başlanacak. Verdiğimiz bütün kanser hücrelerine yönelik ilaçların hepsi o kanser hücrelerini öldürürken normal hücreleri de öldürüyor. Ancak bu özel tip yumuşak doku ve kemik tümöründe sadece kanser hücresinde bir protein var. Biz de bunu kullanarak o ilacı yapıp bu proteine bağlanıp sadece o tip kanser hücrelerinin ölmesini sağlayan bir ilaç geliştirdik. Bugüne kadar laboratuvar ortamında iyi çalıştı. İnsanlardan alınan kanser hücrelerini büyüttüğümüz zaman hücre kültüründe onları öldürüyor. Üstelik ilaç başarılı olursa yumuşak doku kanseriyle benzer özellikte olan prostat kanserinin tedavisinde de kullanılabilecek. Bizim için umut verici. Bilim adamları her iki ilaç için de araştırmalarını sürdürüyor. Deneylerin sonunda tedaviden tamamen emin olunduktan sonra birkaç yıl içinde tedavide kullanılabilecek. Dünyanın önde gelen maden ve enerji firmalarının